vatansever, yurtsever, milliyetçi insan halkını iyi şartlarda yaşatır. Siz halkı iyi şartlarda rafa içinde yaşatmıyorsunuz. Siz kendinizi iyi şartlarda yaşatıyorsunuz kardeşim. Ya yemin ediyorum Erdoğan'ı izlemek için var ya artık televizyonu paramparça ettik, çöpe attı kardeşim. Evde çünkü, televizyon yok mu? Yok abi, yok ya. Ya yemin ediyorum. Erdoğan çıkıyor diye mi? Abi Erdoğan'ı ya hangi kanalı açıyorsun Erdoğan? Belgesel açıyorsun Erdoğan. Spor kanallarını açıyorsun Erdoğan. Öncelikle benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. Güzel benim insanlarım da dünyanın en güzel insanı. Standart güzel ülkemin güzel insanlara buradan selamlar, sevgiler. Evet. Ben bunu her röportajımda dile getiriyorum. Aynen. Siz sosyal medyada takip ediyoruz. Siz seviyoruz, iyi ki varsınız. Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet. Ve benim de bir sözüm var. Bu ülkede halk her şeyin üstündedir. Ama ne yazık ki ülkeye bakıyoruz. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil de Erdoğan'da olduğunu görüyoruz. Yani egemenlik o. Yani o ne dese o. Yani bu ülkede halk her şeyin üstündedir diyoruz ya. Erdoğan her şeyin üstündedir. Yani her o ne dese o. Yani şimdi gündemi değerlendirecek olursak ben biraz ilk başta yabancılardan, mültecilerden konuşmak istiyorum. Yani Erdoğan milyonlarca yabancı mülteci getirdi. 10 yıldır, 15 yıldır yediriyoruz, içiriyoruz. Ya biz zaten fakir ülkeyiz. İnsanlar zaten geçinemiyor. Kardeşim sen, yani diyorum ya, Erdoğan kendi her şeyin üstünde görüyor. Yani milyonlarca, 10 milyon yabancı, 20 milyon yabancıyı getiriyor ama halka sormuyor. Vatandaşa sormuyor. Yani niye kafana göre hareket ediyorsun kardeşim? 10 milyon, 20 milyon yabancıyı niye bu ülkeye sokuyorsun sen ya? Sen mülteci için referandum istiyorum. Ya tabii halka sorması lazım. Türk halkına, vatandaşa sorması lazım. Yani şu ülkeden milyonlarca yabancı gelecek, bu ülkeden milyonlarca yabancı gelecek, şu ülkeden milyonlarca, 10 milyon, 20 milyon yabancı gelsin mi? Bunu Türk halkına, vatandaşa soracaksın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş Atatürk. Yani bu ülkenin kurucusu, önderi. Yani sen kafana göre hareket etmeyeceksin. Türk halkına, vatandaşa, millete soracaksın. Türk halkı, vatandaşa, millet ne diyorsa o. Ama sen Türk halkını, vatandaşı, millete takmıyorsun. Kafasına göre hareket ediyorsun. Yani senin kardeşim, yani bu yanlış yanlış. Dedim ki biz bir, yani İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsviçre, yani onlardan üstünüz ama onlar gibi zengin değiliz. Yani bir euro, bir dolar ne yazık ki 35-40 TL olmuş. Yani yandaş haberleri izliyorsun kardeşim. Yani zannedersin, yani ülke güllü gülistanlık, ülke bir İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi. Ülkede hiç yabancı yok, ülkede hiç mülteci yok. Zannedersin herkes böyle zengin, trilyoner, refah içinde. Ama sokağa iniyorsun, ülke Suriye olmuş kardeşim, Irak gibi olmuş güzelim, cennet vatanım. Filistin gibi olmuş kardeşim. Yani bizim Türk insanımızdan çok ne yazık ki yabancı görüyoruz. Her yabancıya da karşı mıyız kardeşim? Değiliz. Yani biz insanız, onlar da insan. Bizim de ailemiz, çoluk çocuğumuz var, onların da ailesi, çoluk çocuğu var. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin gelsin. Ama getirmişler 10 milyon, 20 milyon kardeşim. Ya da sen yani, anladığın kadarıyla yaşlılara, çocuklara, çoluk, çocuk, şey evet, ağzına yüreğine sağlık. Çocuk, çoluk, çocuk, yaşlı. Onlara karşı değilim diyorsun. Yok, onlara karşı değiliz. Yani evet. Böyle aile, işte eğitimli, kültürlü, bilinçli, zararsız. Ama getirdiği kişilere bakıyoruz kardeşim. Hepsi 20-30 yaşındaki gençler. Bir de bu gençler bizim Türkiye'de kardeşim bomba patlatıyorlar. Taksim meydanında biri bomba patlattı. Bizim 10 tane Türk vatandaşımız hayatını kaybetti. Ercin Bebek Konya'dan babasıyla gelmişti. Babasının elinden tutarken bedeni paramparça oldu. Babasıyla beraber hayatını kaybettiler, can verdiler. Ömür boyunca Ercin Bebek'i unutamam. Kardeşim bunun sorumlusu kimdir? Bunları getirenlerdir. Bu teröristi niye bu ülkeye soktunuz kardeşim? He? Bu Taksim'de bomba patlatan, 10 kişinin ölümüne sebep olan, 100 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristi niye bu ülkeye soktunuz kardeşim? Halka, vatandaşa sormadan niye soktunuz? Kim soktuysa sorumlusu odur kardeşim. Ben sokmadım. Vatandaş, kim soktuysa sorumlusu odur. Taciz olaylarının da arttığını söylüyor bundan. Ağzına yüreğine sağlık. Doğru. Kayseri'de rahatsızsın gene. Evet, Kayseri'de 5 yaştaki bir Türk kızına taciz, tecavüz edildi. Yine 5 bir yabancı tarafından. Ya biri bomba patlatıyor, biri 5 yaşındaki kızla tecavüz ediyor kardeşim, taciz ediyor. Yani olacak şey değil kardeşim, şaka gibi yani, rezalet, skandal. Böyle tipleri ülkeye doldururlar kardeşim. Benim değerli kahraman askerim orada hayatını kaybediyor, şehit oluyor yıllardır. Bunlar parklarda, sahillerde ayaklarını üste koyup nargile keyfi yapıyorlar kardeşim ya. Olacak şey mi ya? Savaştan kaçmışlar, gelip burada nargile keyfi yapıyorlar. Ya kendi ülkesine ayrı olmayın bize olur mu kardeşim? Olmaz. Yani nargile keyfinin dışında bizim Türk gençleriyle kavga ediyorlar kardeşim.
Bizim Türk gençlerini bıçaklıyorlar, silahla vuruyorlar. Bizim Türk kadınların videolarını, fotoğraflarını çekiyorlar parklarda, sahillerde. Yani onun dışında geçen Bursa'da sokak röportajında bir tane yabancı diyor ki Türkler şerefsizdir, kafirdir. Yakaladım Türk'ü, öldüreceğim, kafasını sallayacağım. Kafasını meydanlarda sallayacağım ya. Olacak şey mi ya? Bir yabancı. Ya bu Türklere hakaret eden, teyit edenleri niye ülkeye soktunuz kardeşim? Niye soktunuz? Ya şimdi sinirlenmemek elde değil kardeşim ya. Yani Türkler kafirdir, Türkler şerefsizdir. Türkler ağzına geleni söyleyen şahısları niye ülkeye soktunuz kardeşim? Ve bu şahıs ceza almadı kardeşim. Ceza almadı. Yargılanmadı. Yargılanmadı. Şu an hala sokakta elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Türklere hakaret eden, küfür eden, teyit eden, Türkleri öldüreceğim. Yani Türklerin kafasını keseceğim diyen şahıs zat yabancı ceza almadı kardeşim. Yani biri bomba patlatıyor, biri Kayseri'de 5 aylık çocuğa taciz tezavüz ediyor. Biri diyor Türkleri öldüreceğim, kafasını keseceğim. Çorum'da bir tane biri çıktı, bir öğretmeni zincirle darp ettiler 5-10 tane yabancı okulun içinde ya. Ya dağdan gelmişler bağdakini kovuyorlar ya, olacak şey mi ya? Ve yani emniyet müdürü vali çıktı. Emniyet müdürü vali çıktı, diyor ki kaçakıyorlarla yurt dışına kaçtılar. Yani bir daha gelemezler. Ya ama orada toplantıda kimse de sormuyor ki o arada siz ne yapıyordunuz? Yani evet, yani gerçekten şaka gibi ya. Ülkede olup biten her şey şaka gibi. Yani bu emniyet müdürüyle valinin de bir an önce istifa etmesi lazım açıkçası. Yani sizin göreviniz nedir kardeşim? Bu öğretmeni, okul müdürünü, devlet memurunu darp eden, yaralayanı yakalayıp adalete teslim etmek kardeşim. Bir de çıkıp diyorsunuz ki insanlarla alay ediyorlar. Türk halkı vatandaşa alay ediyorlar. Diyorlar ki yani kaçak yollarla yurt dışına kaçtı. Peki siz onlarla beraber mi gittiniz? Nereden biliyorsunuz? Hangi ilden çıktı? Hangi sınır kapısından çıktı? Ya da hangi tepeden, dağdan gitti kardeşim bu? Yani siz de mi gittiniz yani sınıra kadar onunla beraber? Nereden biliyorsunuz kaçak yollarla yurt dışına gittiğini? Yani dediğim gibi kardeşim, yani biz zaten fakir ülkeyiz. Bizim insanlarımız zaten geçinemiyor. Yani bu yabancılar, mültecilerin bir an önce artık gitmesi lazım. Yani milyonlarca, 10 milyon, 20 milyon getirdi, sormadı. Bir de üstüne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verildi kardeşim. Yani yarısından fazlasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil kardeşim. Bazılarında TikTok yayınlarına görüyorum. Bizde kimlik var abi, kimlik var. Kimlik. Evet. Siz gideceksiniz diyor. Aynen öyle. Yani dalga geçiyorlar resmen. Ya geçen ben bir toplu taşıma aracına bindim kardeşim. Kimlik aldım, kimlik. Evet. Yani geçen bir toplu taşıma aracında seyahat ediyorum, eve gidiyorum, işten çıktım eve gidiyorum kardeşim. Bir tane yabancı kadın, yanında kocası da var, bizim bir Türk kadının saçını başını yoluyor. Diyor ki siz Türkler şerefsizsiniz, faşistsiniz, ırkçısınız. Bir yabancı kadın, yanında kocası da var, bizim Türk kadına saldırıyor. Diyor siz Türkler şerefsiz, faşist, ırkçısınız. Yani kadında yanında kimsesi yok o Türk olan. Tabii ben o yanındaydım, ben oradaydım. Saniyede olaya müdahale ettim kardeşim. O yabancı kadınla kocasını derhal toplu taşıma aracından çıkardım kardeşim. Hemen attım onları topla. Dedim siz dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsunuz kardeşim? Siz kime şerefsiz diyorsunuz dedim. Yani dedim Türk halkı vatandaşlar şerefsiz olsaydı 10 yıldır sizi yedirip içirir miydi? Faşistlikçi olsaydık 10 yıldır sizi yedirip içirir miydik? Yani böyle tipleri ülkeye sokmuşlar kardeşim. Olacak şey değil. Yani şimdi dediğim gibi yabancı mülteciler artık misafirlik buraya kadar kardeşim. Yani insan kardeşin evine bile gittiği zaman, bir akrabasının evine bile gittiği zaman en fazla bir iki gün kalır, beş gün kalır, bir hafta kalır, insanlar bıkar. Yani 10 yıldır yani 10 milyon 20 milyon yabancıya bakıyoruz kardeşim. Yani yeter artık, herkes kendi ülkesine gitsin kardeşim. Yani bir de bizim ülkemizi beğenmiyorlar kardeşim. Dediğim gibi diyorlar Türkler hakaret, küfür ediyorlar, teyit ediyorlar. Türkler şerefsizdir, Türkiye Cumhuriyeti pis bir ülke diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti kafirdir, şöyledir. Beğenmiyorsanız gidin kardeşim. Hepsini gönderin ya. Olacak şey mi kardeşim ya? Ya bir de onlarla mı uğraşacağız kardeşim? Orada tutan mı var? Evet. Yani onun dışında kardeşim ekonomi. Ekonomi. Şimdi Türk halkı vatandaşlarımız kardeşim bir ay boyunca çalışıyoruz. Aldığımız para asgari ücret 17.000 TL. İnsanların yarısından fazlası, belki %90'ı 17.000 TL, 20.000 TL'ye çalışıyor ya. Emekliler 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Vatana, millete hizmet ediyor. 60-70 yaşına kadar çalışıyor. Emekli alıyor 10.000 TL. Ya gerçekten rezalet, skandal. Yani şaka gibi, inanılır gibi değil kardeşim ya. Yani Erdoğan karısı çıkıp diyor ki ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor, porsiyonları küçültün. Ben de onlara diyorum ki evet, ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor kardeşim. Yani 1150 odalı sarayda bir zahmet yaşamayın kardeşim. Yani 1150 odalı sarayda yaşamayın. Yani halkın, vatandaşın vergileriyle 1150 odalı sarayda yaşamayın ya. Benim vergilerimle
1150 odalı sarayda yaşamayın. İstemiyorum kardeşim. Çıkın. 5 odalı, 10 odalı, 20 odalı evde yaşayın kardeşim. 50-100 oda yetmiyor mu size ya? 200 oda yetmiyor mu? 500 oda yetmiyor mu? 1150 oda. Yani bu 1150 odalın, odalı sarayın günlük harcaması bilmem kaç trilyon. Aylık harcaması. Dakikada 23 bin lira. Dakikası? 23 bin lira. 23 bin lira. Yani kardeşim, asgari ücret geçinemiyor, geçinemiyor. Emekliler geçinemiyor. Asgari ücret kiraya yetmiyor. En kötü kiralar 20-30 bin kardeşim. En kötü kiralar 20-30 bin ya. Ya bunun yanında da elektriği var, suyu var, doğalgazı var, yeme içmesi var. Yani insanlar hiç mi yaşamayacak, hiç mi geleceği için, çoluk çocuğu için birikim yapmayacak? Emekli 10 bin TL nasıl geçinsin kardeşim? Aldığı 10 bin TL kiraya yetmiyor. Nasıl geçinsin? Yani vatansever, yurtsever, milliyetçi insan halkını iyi şartlarda yaşatır. Siz halkı iyi şartlarda rafa içinde yaşatmıyorsunuz. Siz kendinizi iyi şartlarda yaşatıyorsunuz kardeşim. Yani size oy veren insanlar 1150 odalı sarayda yaşayın diye mi kardeşim? Keyfinize keyif edersiniz diye mi? Hayatınızı yaşayasınız diye mi size oy veriyor kardeşim? Ülkeye, insanlara hizmet etmeniz için, insanlar rafa içinde yaşatmanız için kardeşim. Ama siz kendinizi iyi şartlarda yaşatıyorsunuz kardeşim. İnsanlar bir ay boyunca çalışıyor tekstilde, fabrikada, inşaatta, madende. Yani insanlar aldığı para kiraya yetmiyor. Ya hangi halk ekmek kulübesine git kardeşim? Bir sürü sıra var ya. Avrupalılar ülke ülke geziyor, tatil yapıyor. Bizim insanlarımız, değerli Türk halkı, vatandaşlarımız halk ekmek kulübesinde bir iki ekmek için 21. yüzyılda, yani 2024'te ekmek kuruna giriyor. Hangi semt pazarına git kardeşim? İnsanlar çürük meyve sebze topluyor. Çürük meyve sebze. Şimdi yani olacak şey mi ya? Bizim insanımızda bunu hak görüyorlar ya. Peki emekliler en çok destekliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya emekliler destek oluyordu bu son seçimde. Erdoğan her yerde kaybetti kardeşim. Belediye seçimi. Evet, belediye seçimlerinde. Yani Türkiye'nin büyük şehri, en önemli şehri İstanbul. İstanbul'u kaybetti. Başkent Ankara kaybetti. İzmir kaybetti. Çok fazla Antalya, Mersin, Adana. Türkiye'nin bütün büyük ve önemli şehirlerini kaybetti kardeşim. Yani bir de nasıl kaybetti? Hüdapar ve 5-10 tane partiyle ittifak yapmasına rağmen, devletin bütün imkanları kullanmasına rağmen kaybetti. Devletin bütün gücünü kullanmasına rağmen kaybetti. Çünkü insanlar artık, insanlar hayattan soğuttunuz kardeşim ya. Ya yemin ediyorum insanları hayattan soğuttunuz ya. Ya ülkede her gün olaylar oluyor kardeşim ya. Ya bir tane Narin Bebek. 2 haftadır kayıp. Ya bulsana Narin Bebek kardeşim. Ülkeyi yönetmiyor musun? Bulsana ya. O konuyla girmeyelim yani, o konuda yayın yasağı. Ya kardeşim yani yayın yasağı var da bir bebek bir köyde kaybolmuş. Yani sağ olsun bütün askerlerimiz seferber olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Ya kardeşim sen de Diyarbakır'a git ya. Sen de git olay yerine git. Yani bul kardeşim bul. Yani Narin Bebek'i 2 haftadır bulamayan Şahzat çıkıyor diyor ki ben bir gece ansızın İsrail'e gelebiliriz. Yani şaka gibi ya. Ya sen 2 haftadır Narin Bebek'i bulamıyorsun. İsrail'e parmak sallıyorsun. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsun ya. Yani gerçekten şaka gibi ya. Ya kardeşim ülkenin o kadar sorunu var. Dediğim gibi çocuklar kayboluyor. Çocuklara taciz tecavüz ediliyor. Çocuklar öldürülüyor. Her gün bir sürü kadın cinayete kurban gidiyor. Bunlar geriden beri her gün asker polis hayatını kaybediyor. Yani ülke, insanlar açlıktan ölüyor. Bunların gündemi Instagram'ı yasaklama, sokak köpeklerini öldürmek. Olacak şey mi kardeşim ya? Olacak şey mi ya? Ya doların önüne geçin. Euronun önüne geçin. Enflasyonun önüne geçin. İnsanları iyi şartlarda yaşamaya çalışın. Gündem değiştirmeye çalışın. Diyorsunuz gündem ekonomi olmasın. İnsanların geçimi olmasın. Instagram'ı yasaklayalım. İşte köpek, sokak köpeklerini itlaf edelim, öldürelim. Ya olacak şey mi kardeşim? Müslüman bir ülkede bir cana kıymak olur mu ya? Ya insanların canı can. Sokak köpeklerin canı da can. Yani bir canı öldüren bütün canları öldürmüş gibi olur. Yani ne yazık ki bazı insanlar da destek oluyor sokak köpeklerin öldürmesi. Olacak şey değil ya. Alakalı referandum muhtemelen. Ya Allah'ın verdiği canı insan alır mı ya? İnsanlar canı da Allah vermiş. Kendini köpeğin canı da Allah vermiş kardeşim. Allah verdiği canı nasıl kıyıyorsunuz? Olacak şey mi ya? Geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. Duymuşsundur. Nasıl? Yolsuzlukların, hırsızlıkların, yoksulluğun kalıcı olarak bir daha geri dönmemek üzere önüne geçtik dedi. 2024'te biliyorsun bu yıl içerisinde 23. yaşını kutladı AK Parti. Orada bir açıklama yaptı. Duymuşsundur muhtemelen. Yolsuzlukların geçici olarak önüne geçtik. Sen bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Abi, gerçekten yolsuzluğun ve ülkeyi, yoksulluğun önüne geçildi mi? Ülkeyi soyup soğana çevirenler, şu an güzel ülkemizin, cennet vatanımızın bu halde olmasına sebep olanlar hepsi dışarıda abi. Ülkeyi hırsızlık yaparak, yolsuzluk yaparak ülkeyi soyup soğana çevirenler, ne yazık ki şu an herkes
dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ne yazık ki geçenlerde bir bazı sözde fenomenler, bunlara da dediler işte çete olmuşlar, örgüt kurmuşlar, kara para aklıyorlar, işte devlete vergi vermiyorlar, işte devleti dolandırıyorlar, işte 50 yılla 100 yılla yargılandılar. Hepsi daha bir yıl yatmadan kardeşim sadece 2-3 ay 4-5 ay yattılar, çıktılar. Suçsuz olduğunu hani söyleyerek tutuksuz evet. Yargılama kararı verildi. Yani bu aslında suçsuz olduğuna yönelik bir yapılan bir hareket ama o zaman arabalarına niye el konuldu? Trafiğe verildi, polislere verildi, o Ferrari'ler vesaire biliyorsun. Bunların o zaman bir önce onlara geri teslim edilmesi lazım. Yani madem bunlar suçsuz, madem bıraktınız, bunlara derhal o arabalar parası hemen teslim edilmesi lazım. Suriye Gezi'de. Şöyle de bir şey var kardeşim. Duydun mu abi ne dediğini? Yok. Asker Mevzi'de, Suriye Gezi'de. Doğru söylüyor. Yani askerimiz Mevzi'de, Suriye'de, Mevzi'de, İdlib'de, orada gezdi. Burada evet Mevzi'de hayatlarını kaybediyor, şehit oluyorlar. Suriyeliler Gezi'de kardeşim. Gezi'de. Yani sadece Suriyeliler değil, ben ülke ismini vermeyeyim, yabancılar diyeyim. Yani bizim askerimiz onlar için hayatlarını kaybederken, şehit olurken onlar burada dediğim gibi nargile çekiyorlar parklarda. Sahillerde bizim Türk kadınları, gençleri rahatsız ediyorlar kızlarımızı. Yani geçen gün kardeşim bir tane karı koca pazara gideceklerdi. Pazara. Kocası kadına, karısına diyor ki sen aşağı in, ben aşağı ineceğim. Karısı aşağı iniyor kardeşim, bakıyor kocası uzun süre aşağı inmiyor, yukarı çıkıyor, kocası intihar etmiş kardeşim. İntihar etmiş. Cebinden sadece 3 TL para çıktı kardeşim. 3 TL, kocasının cebinden 3 TL. Bunu karısına söyleyemiyor. Karısında üzerinde para yok, pazara gidecekler, karısı üzerinde para yok, adam üzerinde sadece 3 TL para var. Karısı aşağı gidiyor, o evde intihar etmiş kardeşim, intihar etmiş. Yani Türkiye tarihinde, dünya tarihinde olmamış bir şey ya, olacak şey mi ya? Yani gerçekten şaka gibi ya. Ya geçen bir baba çocuğuna elbise alamadığı için intihar etti kardeşim. Çocuğuna pantolon, tişört, elbise alamadığı için intihar etti kardeşim. İntihar vakaları had safhada kardeşim. İzmir'de bir baba, yani böyle baba olmaz olsun, anladın mı? Böyle baba olmaz olsun. Yani 4 tane çocuğunu götürüyor zeytinliğe, 4 tane çocuğunu tarıyor kardeşim, tarıyor. Tarıyor. Canına kıyıyor. Hepsi bebek, çoluk çocuk. Ne yazık ki 3 hayatını kaybetti, biri ağır yaralı kardeşim. Ve ölenlerden birinin ağzında emzik var kardeşim, emzik. Erdoğan çıkıp bu olayla ilgili bir açık konuşma bile yapmadı. Artık böyle ülkemizde böyle olaylar yaşanmayacak. Bunun garantisini vereceğim. Çıkıp böyle bir açıklama bile yapmadı kardeşim. Bizim ülkemizde her gün böyle olaylarla gündeme geliyoruz kardeşim ya. Yani bunlar 25 yıldır ülkeyi yönetiyor. Geldikleri günden beri her gün asker polis cihazı geliyor kardeşim. Her gün bir sürü kadın, 2-3 tane, 5-10 tane kadın feci şekilde cinayette kurban gidiyor. Her gün çocuk taciz, tezavüz olayları oluyor. Çocuklarımız kaçırılıyor. Yani olacak şey mi kardeşim ya? Ya olacak şey mi kardeşim? Yani artık asker polis cinayet hayatını kaybetmesin kardeşim. Bunun önüne geçin, bunu sağlayın kardeşim. Artık kadınlar cinayete kurban gitmesin. Kadınlar insandır, bizler insanoğlu. Kadın cinayetlerin önüne geçin. Çocuk kaçırılma vakaların önüne geçin. Çocuk taciz, tecavüz olaylarının önüne geçin kardeşim. Artık yeter ya. Ya bizim gençler kardeşim. Gençlerimiz hepsi işsiz, uyuşturucu bağımlısı olmuş kardeşim ya. Ya o uyuşturucunun önüne niye geçmiyorsunuz kardeşim ya? Niye geçmiyorsunuz? Yani bizim gençler hepsi çetelerin mafyalara özleniyor kardeşim ülkede. Olacak şey mi ya? Ya olacak şey mi kardeşim? Yani herkes uyuşturucu içiyor, uyuşturucu satıyor. Kafayı sokak röportajlarına takmışlar. Evet. Bu da vatandaşın konuşmasından rahatsız oluyorlar. Ama bu gençlerin özendiği çeteleşme filmlerine, dizilerine onları kimse ağzına sesini... yüreğine sağlık. Çıkarmışlar kardeşim Kurtlar Vadisi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. 01. Ya bu ne ya böyle, bunlar ne biçim diziler kardeşim? Olacak şey mi ya? Ya olacak şey mi kardeşim? Şimdi Türkiye'de her gün o dizilerde gördüğüm şeyleri gerçek hayatta görüyoruz kardeşim. Ne izlersen, insanlar önüne koyarsan o olur kardeşim. O olur. Yani bu dizileri niye yasaklamadınız kardeşim? Niye yıllarca bu dizileri ekrana koydunuz, ekranlarda yayınlattınız? Ya gerçekten ya bizim gençler, Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Bütün umudum gençliktedir. Ama bizim gençlere bakıyorum kardeşim. Yani herkes uyuşturucu bağımlısı olmuş kardeşim. Herkes uyuşturucu içiyor, uyuşturucu satıyor. Herkes çete mafya olmak yolunda gidiyor kardeşim. Yani olacak şey değil. Üzülüyorum bizim Türk gençlerine kardeşim, vatandaşlarımıza üzülüyorum. Yani benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi kardeşim. Benim insanlarım, vatandaşlarım da dünyanın en güzel insanıdır. Yani bu ülkeyi yönetemiyorsanız gidin kardeşim. Gidin ya. Gidin kardeşim. Yönetemiyorsanız. Yani yönetemiyorlar kardeşim. Ülkeyi kötü, berbat yönetiyorlar. Yani biz artık
Türk halkı vatandaşı olarak erken seçim istemiyoruz kardeşim. Dediğim gibi diyoruz ki ülkeyi çok kötü yönetiyorsunuz, berbat yönetiyorsunuz. Saydım zaten dedim, geldikleri günden beri her gün asker polisi geliyor. Bir sürü her gün kadın cinayeti okur, ben gör çocuk taciz tezavuz olayları oluyor. Yani ülkeye doldurdular yabancı mülteci. Yani dolar euro 35-40 TL olmuş kardeşim. Her gün insanlar intihar ediyor, her gün insanlar birbirini vuruyor. İnsanlar karısını öldürüyor, insanlar annesini öldürüyor, insanlar babasını öldürüyor, insanlar ailesini öldürüyor. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Ya çıkıyorlar kardeşim, Instagram'ı yasaklayacağız, sokak köpeklerini öldüreceğiz. Ya şaka gibi ya, gerçekten şaka gibi ya. Ya sinirlenmeyeyim şimdi, ne yapayım kardeşim? Sinirlenmeyeyim, ne yapayım, ne yapayım? O İzmir'deki çocuklarını katleden aile, yani bunu normalde Erdoğan'ın çıkıp televizyon karşısında böyle sinir krizi geçirmesi lazım. Yani çok üzgünüz. Bizim ülkemizde böyle şeyler bir daha yaşamayacak. Söz veriyorum. Bunu onun söylemesi lazım. Biz halk vatandaşları olarak kardeşim çıkıp konuşuyoruz, şey yapıyoruz ya. Ya yönetemiyorsunuz kardeşim, istifa edin gidin ya. Ya yönetseniz sizi alkışardık. Yönetemiyorsunuz kardeşim. Yönetemiyorsunuz. Zaten her yerde belediyelerde kaybettiniz kardeşim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana. Türkiye'nin bütün büyük önemli şeyleri kaybettiniz. Erdoğan Kasımpaşa'da doğdu. Kasımpaşa'yı kaybetti. Üsküdar'da oturuyor, yaşıyor. Üsküdar'ı kaybetti. Adıyaman Kalesi'ydi. Adıyaman'ı kaybetti. Şanlıurfa Kalesi'ydi. Şanlıurfa'yı kaybetti. Bir de dediğim gibi Hüdapar ve bir sürü partiyle girmesine rağmen, devletin bütün gücünü arkasına alıp kullanmasına rağmen kaybetti kardeşim. Çünkü insanlar geçinemiyor. İnsanları hayattan soğuturuz. İnsanlar yalla bilala etti. Tepki oyu verdi vatandaş. Ya gerçekten, ya hep tepki oyu kardeşim. İnsanlar dediğim gibi, insanlar intihar ediyor. İnsanlar, ya bir okul çantası 1000 TL olmuş kardeşim. Meyve, sebze, her şeyin kilosu 50 TL, 100 TL olmuş. Hiç oldu, biraz toparlayalım. Evet. Yani bir koli yumurta olmuş 150 TL. Şurada gidiyorsun bir yemek ye 400-500 TL. Bir döner yiyorsun, yanında bir kola ayran 200 TL kardeşim. Yani etin kilosu, kıymanın kilosu 1000 TL olmuş. Yani bizim Türk halkı vatandaşları var ya, buzdolabı bomboş kardeşim. Herkesin buzdolabı bomboş. İnsanlar meyve sebze alamıyor. İnsanlar yumurta alamıyor. İnsanlar peynir zeytin alamıyor. İnsanlar et alamıyor. Ejder meyvesi alabiliyorlar mı? Ya domates alamıyorsan ejder ne gülüyorsun kardeşim? Ama niye yemek hakkın değil mi senin? Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan ne yapıyor? 150 odalı sarayda yaşıyor. Çıkıp diyor ben manda yoğurdu, kestane balı, ejderha meyvesi yiyorum diyor. Valla biz yani yemiyoruz ya. Yani manda yoğurdu, kestane balı, ejderha meyvesi yemiyoruz. Sen yiyorsun. Türk halkının vatandaşı vergileriyle yiyorsun, benim vergimle yiyorsun, benim vergimle 150 odalı sarayda yaşıyorsun. Artık yaşama kardeşim. Yani yarın o 150 odalı saraydan çık. Yarın çık. Artık yeter. Çünkü kaç trilyon her gün masrafı var, her ay kaç trilyon masrafı var. Bizim ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor. Yani bir de istifa et kardeşim. İstifa et. Artık yeter diyoruz. Artık bıktık ya. Ya yemin ediyorum Erdoğan'ı izlemek için var ya, artık televizyonu paramparça ettik, çöpe attı kardeşim. Evde çünkü televizyon yok mu? Yok abi, yok ya. Ya yemin ediyorum. Erdoğan çıkıyor diye mi? Abi Erdoğan'ı ya hangi kanalı açıyorsun Erdoğan? Belgesel açıyorsun Erdoğan. Spor kanallarını açıyorsun Erdoğan. Yemin ediyorum Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için televizyonu paramparça ettik, çöpe attık kardeşim. Nedenini sorarsan, çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz zaman, sesini duyduğumuz zaman yani hayata soyuyoruz kardeşim, hayata soyuyoruz. Yani hayata soğumamak için de televizyonu kırıp paramparça ettik, çöpe attık kardeşim. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Abla sen hayvanlarla ilgili bir şey söyleyecektin. Evet galiba. Ben şöyle söyleyeceğim abicim. Bu birincisi, hayvan katlanmak gerçekten karşıyım. Yani bu Allah'ın verdiği canları asla kıymamaz lazım. Bu nasıl bir ülkede, nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Bu dünyada Yaradan bizi, herkesi sınava koymuştur. Biz şu an sınavdan geçiyoruz ama sen kalkıp bu hayvanı öldüremezsin. Öyle bir yetkiye sahip. Onlar benim dünya üzerindeki sessiz kullarım. Evet. Ve bunu da hesabı bize karşısında çetin sorarım diyor. Neden bunu yapıyorsun ya? Hayır, yasa çıkarmış. Yasa çıkarmış. Sen hangi yasadan bahsediyorsun abi? Hangi yasadan bahsediyorsun? Böyle yasa olmaz olsun ya. Hayır, sen kendi kafana koy, yasa çıkaramazsın. Bak arkadaşım, Tokyo'ya ev yaptı. Tokyo'ya ev yapılıyor, Tokyo'nun evleri. Gidiyor Suriye'ye yerleşiyor. Sen önce bak şu arkadaşa, bu çocuklara. Sen ne hakla zehirlemeye kalkıyorsun? Doldurtturlarlar uyuşturucu ülkeye. Bu bir. İkincisi, bak İsrail şu an savaş açıyor Türkiye'ye. Lan sen Türkiye'nin, affedersin, ağzını bilmen laftı ya. Biz bunun altında nasıl kalkacağız abi? Ben sana soruyorum ya. Gözünü seveyim, bu hepimizin sorunu. Sen kalkıp da ortada karşı ortada sıyrılamazsın. Sen bunun sorumlusun, bu halkın önüne resmen. Eğer bu insanları dikiyorsan, savaş alanında koyuyorsan, bu ülke bitmiş demektir. Yani bu bir insan geçirmiyorsa abi, biz 50 TL'den ben pazara gider, işimi hallederdim.
geri geldi, ben 50 TL kiramı ödüyordum. Şimdi bu kira olay da kalktı. Adam 50 milyar kira diye. Bugün asgari ücretle hangi biri bunu ödeyecek abi, soruyor. İstersen 15 kişi yaşasın bir evde, o kirayı ödeyemez abi. Bu insana hiç mi yani ihtiyacı yok ya? Özel hayatı yok. Nasıl bir hayat yaşıyoruz ben anlamadım ki. Ya gerçekten çok tehlikeli durum yaşıyoruz şu an. Ama bunu hiç kimse farkında değil. Yazık değil mi şu çocuklar, bak Taksim'de uyuşturucu mafyaları var. Her şeyi yapıyor, her haltı yiyorlar. Kadın mafyası, affedersin, fuş almış başını gidiyor. Şeyler genel evine kapalı da şimdi herkes evlerine yapıyor. Rezilliğin daniskası ya. Bugün şeylerden bahsediyorsunuz mu? Yok yavrucuğum, onu değil, onu değil. Konuşmak için abla bekledi deminden beri. Abla bitsin sana da sorayım. Sırana beklersen sana da sorayım. Çocuklar gerçekten, bak çocuklar şu an tehlikede. Ya genelde de bu, ama şunu, şu an anlamlar anlaması, onu ileride anlarlar. Yanlış mı konuşmam amcacığım? Ama yarın bir gün bu çocukun hayatı bitmiştir. Abi şimdi kalkıyorum, ben senin düşmanım. Sen beni ne diyeceksin? Kafan kıyak. Seni geleceğim, vurmaya gelmişim. Ama sen farkında değilsin. Aha ne olan bu dersin değil mi? Çünkü kafan güzel. Şu an o gençler o durumda. Bugün bu gençler kendini koruyamaz abi. Bugün Türkiye'de savaş olsa kesinlikle bir tane genç kendini koruyamaz. Bitti. O hale gelmiş ülke. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Yanlış bir şey varsa düzeltin arkadaşlar. Ben doğruyu söylüyorum. Yani katılırsınız katılmazsınız. Ama bunlar gerçek yani. Ya yazık, günah ya. Şu senin evladı, benim kardeşim olabilir, benim evladım olabilir. Bunu hepimizin evlatları. Bak dün, iki gün önce Narin diye bir kız çocuğumuz, evladımız. Evet. Allah cezasını versin. Ya üzülüyorsun ya. Lanet olsun. Abi ben tek ricam, bu ülkede yeni yasa gelsin. İdam cezası mutlaka çıkması lazım. İdam yasası çıkması lazım. Peki, çıksın, çıksın abicim, çıksın. Gerçi de çıksın. Ben kardeşi de sorayım. Tamam. Buyur kardeşim, söyle. Ya aslında ben az önce abi de konuşuyordu. Biraz tersim bu konuda. Hani şey diyorlar, sokak köpekleri konusunda. Hı-hı. Ya geliyorsun, Afgan'a laf atıyorsun. Suriyeli'ye. Sen neresin? Ben Hataylıyım. Arabım, evet. Hataylısın. Suriyeli'ye. En çok sizin orada var. Evet. Suriyeli'ye laf atıyorsun. Tamam, ben de sevmiyorum bazılarını, eyvallah. Ama genelleme yapmak kötü bir şey. Afgan konusunda olsun. Hani insan olsun yeter. Sen köpekleri savunuyorsun. Mülteciler bu ülkeye geldikten sonra taciz, tecavüz, cinayet gibi olayların, kötü olayların ya sadece arttığını kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Tamam, niye okuyup bir yerlere gelip mühendis, doktor, bu ülkeye hizmet eden insanlardan bahsetmiyorsunuz? Tamam, okuyorum. Bir sürü insan var mesela okuyup ben, bu ülkeye hizmet eden. Ben birçok gurbetçiyle röportaj yapıyorum. Ben bu ülkede mühendistim. Evet. Şu an orada otogaleride araba yıkıyorum diyen bir sürü insan var. Bu gibi örneklerle yok, çok karşılaştım. Burada okuyup olanlardan bahsediyorum. Tamam, ben diyorum ki sana, konu burada o değil, okumuş. Konu o değil. Burada okumuş, mühendis olmuş. Ama diyor ki ben Avrupa'da burada kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Hayır bak, konu o değil. Hani başka yerlere çekmeyelim. Yani değer görmediği için gidiyor adamlar. Benim demek istediğim o değil. Mühendis de olsa yani değer görmediği için. Köpekleri savunduğun yerde insanları kötülüyorsun. Gerek yok. Niye az önce abla şey diyordu? Gençler uyuşturucu bağımlısı olmuş falan gibi bir şey diyor. Olmamış mı? Yok, olmamış. Ben niye değilim? Bu arkadaş niye değil? Bu arkadaş niye değil? Sen değilsin, abi, o değil ama. Tamam ama genelleme şu anda yapmayalım. Sen sapık mısın? Yok değilim. Bu da değil, sapık, o da değil. Genelleme o zaman yapmayalım. Sapıklığın da olmadığını söyle. Ben okulumu bıraktım, baktım. Bak bir saniye. Genellemeden mi bahsediyorsun? İki saattir seni dinliyoruz. Doğru abi, bak doğru ama bazıları genelleme yapıyor. Ben ondan bahsediyorum. Ben tamam, senden bahsediyorum. Genelleme dediğin hepsi böyle dersin. Genelleme. Evet. Olur. Ben hepsi sadece böyle bir şey diyeceğim. Birçok gencimiz diyor. Baktık okuldan bir halt olmayacak. Okulu bıraktık, gittik meslek öğrendik. Niye okuldan benim, en az benim olmuyor çünkü atanma yok, bir şey yok. Ben dedin ya mühendislerden. Bir anlamı kalmadı. Ben mühendislik dedin az önce. Ben gurbetçilerden bahsediyorum. Burada buraya gelip iyi bir yerlere geliyorlar. Ben ondan bahsediyorum. Ben sen beni demek ki baştan dinlememişsin. Ben sana dedim ki benim demek istediğim burada, burada mühendis olup mühendis olarak çalışan ama değer görmediği için ya da yaşam şartlarından memnun olmadığı için siz şu an yurt dışına taşınan soruyu gençlerden bahsediyorum dedim az önce. Sen soruyu anlamamışsın az önce. Yok, soruyu değiştiriyorsunuz. Bizim demek istediğimiz, hani ben okulu bıraktım. Evet. Ben şu an 28 milyar maaş alıyorum mesela, benim çocukluk arkadaşım 38 milyar maaş alıyor. Niye bunlardan bahsedilmiyor? Onu demeye çalışıyorum. Hani bazıları iyi, bazıları kötü desinler. Genelleme yapmasınlar. 17 bin lirayla kimse zaten geçinemez. Akıllıysan 28'e geçinebiliyor musun peki? Efendim? 28'e geçinebiliyor musun? Abi niye geçinmeyeyim? Nasıl geçinmeyeyim? Ben kardeşimle çalışıyorum. İkimiz ailemize bakıyoruz. Kira veriyor musun? Ev geçindiriyor musun? 15 kira veriyorum. Geçindiriyorum. Geriye 13 bin lira para kalıyor. Ben kardeşimle çalışıyorum diyorum. İki kişi çalışıyoruz evde. Gayet de rahat da yaşıyoruz. Yani sen şu an bir evlensen. Evet. Eşin var. Evet. Çocuklara bakıyor, çalışamıyor. Gelecekten bahsediyorsun şu an. Tabii. Peki şu gelecekten bahseden bir insan hiç düşünmeyecek mi? Hani ben meslek sahibi olmam gerekiyor, benim bir kanun olması gerekiyor. İşte yurt dışında senin yaptığın mesleği yapan insan bir aile kurabiliyor. Yani 5 kişiye bakabiliyor ama sen niye o ile... Niye hani Benim demek istediğim hani ben genelde böyle... Biz karşılaştırmıyoruz. Standartları yakalayamıyoruz şu an. Hani, biz bayağı gerideyiz, sıkıntı ben bu milleti anlamıyorum. Niye biliyor musun? Araplar gibi para,
Avrupa gibi medeniyet istiyorlar. Hayır bak, böyle bir şey olamaz. Sorun ne biliyor musun? Tamam abi ama bak diyor ki ben Arap gibi din istemiyorum. Arap gibi din istemiyorum ama Arap'ın parasını istiyorum. Avrupalı gibi yaşam istiyorum. Avrupalı gibi yaşam istiyorum diyor. Aynen. İstediğimi yapayım, istediğim yerde içeyim, istediğim yerde sıçayım, affedersiniz. Şimdi ağzımı biraz açacağım. Abi ben demek istediğim şey şu. Niye Araplara, yani bazı konularda Araplara özeniyorsun, bazı... Sence Arapların peki parası olduğu için, yani Arap şeyle şeriatla yönetildiği için mi paraları var? Yok, hayır, benden bahsetmedim. Ben, tamam, ben Arap konular... para olsun diyor adam. Abi diyor petrolü ki... var. Abi diyor, kaynaklarının bak, kıymetini para biliyor. Para konusunda... Sen kaynaklarının kıymetini biliyor musun mesela, bak, ülke olarak bahsediyorum. Ben şimdi, bak şeyden bahsediyorum ben. Diyorum ki, işine geleni... Mesela diyor ki ben Arap gibi parayı istiyorum ama Avrupalı gibi yaşamak istiyorum. Abi nerede var? Hangi dinde var? Hangi kitapta var? Avrupalı'da para yok mu peki? Farklı bir yerden var. Araplar gibi var mı? Sen düzgün bir yaşam Araplarda %5'lik bir kesim orada zengin yaşıyor. Geri expat kesimde %95 çalışan, yurt dışından gelen. Senin zenginden kalsın Suudi Arabistan'daki zengin aileler, işte Kuveyt. Arapların çoğu abi şimdi. Arapların çoğu %10'u falan var. %10'u olamaz abi. Sen boş ver, onu da boş ver, bunu da boş ver. Sen ne istiyorsun onu söyle. Ben bir şey istemiyorum. Ben sadece hayat istiyorsun. Ben yok, hayır, ben zaten kendi hayatımı zaten ben şimdiden düzene sokmuşum çok şükür. Memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Benim aradığın sadece... zaman randevunu alabiliyorsun. Mahkemelik olduğu şimdi zaman bir ayda bitiyor mahkeme. Onları boş verin. Ben onlardan şurada bahsetmiyorum. Şurada herhangi bir mülteci tarafından bıçaklanma tehliken yok. Bıçaklanayım. Efendim? Bir sıkıntı yok yani. İstemiyorum abi. İstemiyorum. Okul okumak istemiyorum. Eğitim güzel bir şey. İstemiyorum çünkü. Gerek yok. Yok, çalışmak zorunda değilim. Değil. Doğru söylüyor adam abi. Herkes diploma alırsa kim diğer işleri yapacak? Diplomasız işleri yapacak. Aynen öyle, doğru söylüyor abi. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Ben sadece katılmak istediğim konu sadece şu. Ben ekonomiden, şuradan, bundan bahsetmek istemiyorum. Köpekleri savunup millete laf atıyorlar ya, hani yazıklar olsun, başka bir şey de demeyeceğim. Bu kadardı yani. Peki. Herkesin okuması gerekmiyor. Canım, Türk halkına yazıklar olsun deme bak. Döverler seni ya. Gerek yok.